Hatice. Vodka kısmını çok gereksiz buldum. Çok yüksek yani. Bir de o içindeki ayrı parça mı? Nil, içindeki, ne o? İçindeki ayrı parça mı? Ayrı bir parça tabii ki. Bir mi gözüküyor oradan? Yok şey, vatkalar biraz çok fazla sivri geldi. Canım benim omuzlarıma bunlar oluyor da ben proporsiyonuma uygun giyiniyorum, merak etme sen. Bilmiyorum işte yani. Buradan bakınca biraz fazla duruyor. Bir de içindeki şeyi gereksiz buldum, deriyi. Onun dışında bence olması daha güzel olurdu. O olması daha iyi olurdu bence. Onun dışında şık güzel, siyah beyaz kombini severim ben de. Evet güzel. Biraz da ben siyah beyaz giyineyim diyorum artık. Evet. Giymedin mi hiç? Yani çok az giyindim tabii. Hep renk yaptım. Biraz dedim arkadaşlarım çok fazla giydiler. Ayakkabılar çok güzel ama. Ayakkabıları çok beğendi. Siyah beyaz giyiniyorsun. Sadece sen değil, var aramızda ya. Esra da var. Tuğçe var. Sevil var. Simge var. Ama sen de çok sıklıkla geliyorsun siyah beyaz. Yok. Sayabilirsin kombinlerimi. İlk defa mı geldin siyah beyaz? Hayır, ikinci. Saymadım ama proporsiyonuma uygun giyiniyorum dedim bu arada bence. Saymadım, sayamadım. Gerçekten sayamadım. Kaçıncı haftadayız? Yani bir şey söylerken biraz tutarlı konuşalım, olur mu? Zaten tutarlı konuşuyorum. Siyah beyaz dediğin için, sürekli siyah beyaz giyiyorsun dediğin için söylüyorum şu anda. Bir de proporsiyonuma uygun giyiniyorum demiştin. Senin bacak boyun zaten uzun, bir de bu kemeri takıp iyice... Yok, bu aşağıda da durabilir. Dinlersen ben beni ama şu anda durduğu şeye göre yorum yapmak zorundayım. Yap değil mi bakalım, Nilcim? Dinliyorum. Bir dinlersen ona göre yorum tamam, yaparsın. Tamam, dinliyorum da uzatma, hadi biraz özetle kısa azıcık. Konuşturmuyorsun ki özet geçeyim. Bugün jürinin karşısına geçmek istiyorum. Ama benim de burada görevim sana yorum yapmak şu tamam, anda şu pozisyonda. Müsaade et. Hadi bakalım. Müsaade edersen inşallah Gönül teyze izin veriyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi senin bacak boyun zaten uzun. Gövden kısaydı ya. Şu kemerle gövdeni minnacık yapmışsın. Şöyle 30 evet. santim kalmış. O belki kemeri daha aşağı çekersen daha güzel duracak diyecektim. Çekerim sen iste. Öyle durduğun için karşına. Bence o kemer yukarı olmamalıydı. Yukarı çıktı zaten bu. Ne? Böyle duruyor yani. Zaten. Yukarı çıktı. Tamam, bilmiyorum. Biraz böyle deri fuarı şeyi var sende de. Hani... görüntüsü. Ay sen de ne farlar baştan yaptın aşağı. Geldiğinden evet, beri. Evet, bana da öyle bir eleştiri geldi. Oradan dolayı söylüyorum. Her zaman güzel eleştirecek değilim herhalde. Yo, eleştirebilirsin de hep aynı şekilde eleştiriyorsun. Biraz değişik yani hani. Nasıl mesela, ne farklı yapmam bir gerekir? Şey öğretsene bana. Senden. Sen iyi bilirsin deri nasıl fuarı falan çok klişe. Biraz zekice olsun ya. Mesela öğret bana biraz. Onu ben öğretemeyeceğim. Onu kendime saklıyorum. Hayatım. Bana söylenen eleştirilerle sana karşımda bir şey gördüğüm için söylüyorum. Tamam. Ne diyeyim, harikasın mı diyeyim. Ayrıca boynun kısa dediler sana. Yine böyle kocaman bir vatka takmışsın. Olmamış yani. Boynum kısa değil. Senin de boyun kısa. Onu ne yapacağız? Boyun mu kısa? Evet. Allah Allah. Ne alakası? Yani şunu şöyle eleştirmeyelim bence. Ben buna... Hayatım ama deri giymişsin. Deriye göre yorum yap. Ama hayır, şimdi şey fiziksel söylemedi. Eleştirileri giyiyorlar. Ben sen zaten boynumun kısalığına göre burayı açmasını biliyorum. Ben sana boynun, sana öyle bir eleştiri yaptılar. Dediler ki sana boğazlı giyme. Ben sana bacağın uzun diyorum. O zaman bacağı uzun da mı kötü bir anlam taşıyor? Yo, bacağı uzun kadın bence çok güzel zaten. Tamam, güzel bir şey söylüyorum o zaman. Boynun da eleştiriler, jürinin eleştirisine göre sana boynunu aç dediler. Ona göre bir şey söylüyorum. Bana boyun kısa diye bir eleştiri almadım ben. Aç dediler. Şimdi sen ben niye bana boyun? Ayrıca benim boyum kısa değil. Neye boyun göre? Kime göre? Mi? Evet, neye göre? Tabii ki Elif Ece'ye benim göre de boynum kısa boyluyum. O zaman. Nasıl? Benim de boynum kısa değil o zaman. Neye göre? Kime göre? Jüriye göre konuşuyorum ben şu anda. Tamam, şu an kısa değil ama eleştirilere göre konuşuyorum. Kısa deme hakkın var. Ve benim boyum kısa değil, ben de boyuma göre giyiniyorum. Demediler ki bana boyunu kesmişsin, boyunu kısaltmışsın gibi bir eleştiri almadım. Ona göre konuşuyorum bakalım, sende. Kısmet, daha bana yarışıyoruz. Fiziksel olarak gelmezsen çok sevinirim. Sen bana fiziksel geldiğin hayır, için ben sana fiziksel öyle gelmedim. Yok, biraz dikkat görürsün. Edelim. Tamamen tersten alma günündesin bence bugün. Yok, bence sen yanlış eleştirme günündesin. Bak şimdi. Tamam, çok güzel cevaplar veriyorsun. Çenen, dilin maşallah. Seni çok seviyoruz. Seni kadar olamaz bir tanem. Ben evet, yanımda yetişiyorum olamaz. Şu an. Seni çok seviyoruz. Bizi çok güldürüyorsun. Tamam ama bazı noktalar var. O noktalarda eğer sivrilirsen canını yakarlar. Dikkat et. Canımı kimse yakamaz şimdi, benim burada. Şimdi şöyle bir şey. Senin bacaklarının uzun olduğunu söylediğimizde hoşuna gidiyor. Evet. Fakat biz sana kişisel olarak hiç kimse fiziksel... Şimdi o senin artın ama eksilerimiz de var değil tabii mi? Tabii ki. Elbette. Mesela ben kimse bana söylemedi. Hemen kabul edip söylüyorum ama 35 kilo verdim, sarktım, yumuşadım, hop bitti, istediğini söyleriz. Bunu böylece kapatmak çok akıllıca bir şey bence. Sana
boynunun daha vücuduna, üst gövdenin kısa olduğunu zaten buradaki jüri üyeleri söyledi. Ben bunu kabul ediyorum. Biz de şu onlardan, an kısa göründüğünü kabul etmiyorum. Şimdi Tuğçe senin yani gelip de oradan bir yerden sana bir fitne sokup seni yaralamak istemedi. Dedi ki bak bacakların çok uzun ama buran kısaysa bu yakayı yapmasaydın. Sen ama ona direkt cart diye ama senin de boyun kısa. Bu üslup sana yakışan bir üslup değil. Ben sen sana daha bir şey söyleyeyim mi? Burada beni zaten Tuğçe'nin yaralaması ya da hiçbir şahsın yaralaması mümkün değil. Ben yaralanmam çünkü zaten buna hazır bir şekilde geldim, gücümle geldim. Hepimiz i̇şte öyle geldik. Hazırsın. Hepinizi katmıyorum, kendimi konuşuyorum. Bir dinler misin? Ben de seni yaralamak açıkçası. Ama şu an bir şey tamam, söylemiyorum. Anlıyorum. Bir dakika bak, sen bana demin ne diyorsun? Bence. Dinler misin diyorsun. Şimdi aynı şeyi sen yapıyorsun. O yüzden kimsenin benim canım acıtması mümkün değil. Burada kaldığım sürece ya da giderim hiçbir şey bilemem. Fakat ben şu an boynumu kapatacak bir şey yapmadığım için boynumun kısa yakalır olduğunu kabul etmiyorum. Buna benim boynumun kısa olduğuyla mı bunu karşılık cevap veriyorsun? Hani Tuğçe'cim, fiziksel olarak vurmayın birbirinizi, vurmayalım birbirimizi. Bu ayıp bir şey yani. Biz burada fiziksel durumlarımızı, bacaklarımızın kısalığını, uzunluğunu onları koymayalım. Vallahi yani siyah beyaz siyah beyaz diyorsun ama jüri herkesin siyah ya da beyaz istediği kadar giyebileceğini söylüyor ki. Biliyorum. Keza Neslihan Hanım her gün siyah giyiyor. Giydiğin şeyin rengine takılmadan giyin diye söylüyorum. Ayakkabıların, o taytın, arkadaşlarım dediği gibi kemer bir kere olmamış o kemer. Üstündeki bluz da daha şey olmuş. Anladın sen, sıkınca daha bol gösteriyor. Üst kısımdaki benzerliğimizi bildiğim için, yani benim de boynum çok uzun değil. İşte buralarımda bir şey koyduğum zaman beni burada bıdı bıdı azarlıyorsun ya. Aynısını yapmışsın. Ben öyle düşünmüyorum. Saçların. Ben keşke kahkül taksaydın. Ya o saçlar, o saçlar. Sanki önlememişsin, yıkamışsın, gelmişsin evet, gibi. Evet, yemeğe gidiyorum ve kıyafetim spor ve hiç abartmadım. Ama saçını hiç mi düzeltmiyorsun sen çıkarken evden? Düzelmiş hali bu işte. Böyle yaptırmadım. Böyle gidiyorum. Böyle bilmiyorum. İstedi canım. Seni jüriye bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Bence de iyi yaparsınız. Sevil, son yorum olun. Saçların mısır püskülünü yani mısır püskülüne benzettim saçlarına. Kendi saçım bu benim. Evet, öyle kendi saçın ama çok özensiz, akşam yemeği için daha özentili. Hani yapıyorsun ya sen buralarda böyle bir şeyler, topuz falan. Özenli olmasını isterdim. O kemer bence çok gereksiz olmuş taytın üstüne. Buradan hiç kemer olduğu belli olmuyor. Evet, yakından aynen. Bir parça olduğu belli oluyor. Çok yapışık. Ayakkabıların tabanını hiç beğenmedim. Motor taban lastiği değil, gibi. Taban değil bu, ceketleri ceket. Hayır, ayakkabılarının tabanını hiç beğenmedim. Motor lastiği gibi. Lastik gibi duruyor. Hiç sevmiyorum zaten. Çantan güzel. Batkaların olmasaydı daha iyi olurdu. Keşke bunu söyleyen insan da daha güzel gelseydi. Gelirim, görürsün ilerleyen zamanlarda. Yo vallahi inşallah göreceğiz. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım. Merak etme. İlk karataş, ayakkabı 330 lira, tayt 750 lira, çanta 1250 lira, kemer 250 lira, bluz 90 lira, deri ceket 1250 lira. Nil, izledim. Çok kızıyor musun bu eleştirilere? Hayır, kızmıyorum. Ya bugün bayağı yüklendiler. Yüklensinler. Bence zaten yüklensinler. İstiyorum ben yüklenmelerini bana. Cevabımı veririm diyorsun yani. Tabii ki yani. De. Ben de onu gördüğüm için sordum. Ne hissediyorsun? Çünkü şöyle ki bir proporsiyon hani sizden öğrendiler zaten. Sizin eleştirilerinizle hep yola çıkıp yorumlar yapılıyor tabii ki ama madem benim proporsiyon açımdan giyinmek zor, takdir ederlerse ki onlardan çok daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Vatkaydı, yakaydı, bu şeydi, bilmem neydi hani. Bu da bir tık daha beni zorlaştırıyor. Yok, senin proporsiyonunda bir problemin yok. Bazı noktaların haşmetli olduğunu konuşuyoruz. Onlara da ne yapılması gerektiği zaten belli. Öyle bir sorun yok. Genel baktığımda çok hoş. Ama şimdi saçlarına çok eleştiri aldın. Saç ister dağınık tarar, istediği gibi toplayabilir. Onda hiç sorun yok. Benim gözlemimdeki sorun şu ki, sana şöyle örnek göstereyim. Bu saçı ben bugün topladığımda buradan açıktı, böyle geniş duruyordu. O geniş durduğu zaman da beni genişletiyordu. Baktım, dedim ki benim bunun ucunu toparlayıp disipline almam lazım. Bu açılıp savrulursa başka bir şey oluyor dedim. Anlatabiliyor muyum? Sen arkaya toplamışsın ama doğal halinle bırakmayıp onu daha bir özenli derleyip toplaman gerekiyordu. O böyle böyle olduğu zaman
vatkaların gözüme batıyor. Anladın mı? Saç. Ama olmasa vatkalar belki daha güzel duracaktı. Bir de artı küpe var burada. Böyle didik saç, küpe, vatka. Bu benim gözümü bozuyor. Yoksa saçını istediği gibi yapabilir. Ama ben teknik olarak baktığımda saçta bu hatayı görüyorum. Geri kalan detaylarda bir sorun yok. Arkadaşlarıma bırakacağım. Malum V'imiz yerinde. Ben pantolonu biraz fazla yüksek buldum. Senin zaten bacak boyun uzun olduğu için bu gövde kısmını birazcık daha uzun tutabilirdin. Ceketin de biraz daha basene doğru biraz daha uzun olabilirdi. Oradaki orantıda da bunun çok yüksek olması, ceketin çok kısa olması, buraya vatka olması, küpe olması, saç olması her şeyi yukarıya yüklermişsin. Anlatabiliyor muyum? Peki. Onu dağıtabilirdin. Ama özenmişsin, güzel. Bu detayları da düzeltirsen daha da güzel olur. Teşekkür ederim. Nin. Efendim. Yedi mahalleyi birbirine katarsın sen. Ne yapayım Hakan Bey? Yani artık şiştim şurada otur otur. Yani cevap vermek zorundayım çünkü sinirlerim hepimiz, bozuluyor. Hepimiz zorundayız ama kız doğru bir şey söyledi sana, yanlış bir şey söylemedi ki. Doğru bir şey söylemiş bak, olabilir. Risk, büyük bir risk. Senin kadar, senin boynun kısa, bu vatkalar risk. Ama sen çok güzel uygulamışsın onu. Bir sıkıntı yok. O V'nin 2 santim daha açık olması lazım. Mikrofon. Şimdi artık iş milimlere kalıyor. Senin çünkü keskin bir sorunun var. Tek sorunun o.